Sen iyice kafayı yedin Aslı. Sen beni dinle. Bak şimdiye kadar üniversite imtihanı, master imtihanı, iş görüşmesi, sen farkında değilsin ama senle ilk randevu, hepsini de taktım, hepsi nefis geçti. Aslı olmaz. Önemli bir iş görüşmesi bu ya. Bu da önemli bir sütyen Cem. Şanslı sütyen bu ya. Madem mühim bir iş görüşmesi, tak git, şans getirsin. Ne kaybedersin? Takacaksın, ne kaybedersin? Aslı iş görüşmesine sütyenle mi gideceğim? Yine takacaksın. Kimi görecek Allah aşkına? Kim görecek? Bunun içine takacaksın. Bunu da cebine atacaksın, nazarlık. Ha tamam, nazarlık olur. Bunu da içine takacaksın. Bu olmaz. Ay ne kaybedersin Allah aşkına? Zaten önemli bir iş görüşmesi diyorsun. Bunu taktığın için kendini daha iyi hissedersin. Daha moralli hissedersin. Şans getiren sütyen, görüşme daha iyi geçer. Ne dersin? Bak böyle bırakıyorum. Bak şöyle bıraktım. İster tak ister takma. Ama bence tak. Bana sorarsan tak. Bu kadar iyi anlaşabileceğimizi bilseydim sizi daha önce arardım. ne demişler? Geç olsun ama güç olmasın. Evet, ne diyoruz? Yeni genel müdürümüz, şirketimize hoş geldiniz. Sağ olun. Ben bir sigara içebilir miyim? Hadi iç ama fazla duman yapma. Cem Bey, bu bina akıllı bina. Aa öyle mi? Her şey dijital. Isı, nem, güvenlik. Bakın tepede yangın alarmı. Biz de yeni taşındık. Alışmaya çalışıyoruz. Evet çok güzel. İnşallah birlikte çalışırız ve sizinle biz el ele daha güzel yarınlara. Zaten erkek tekstili benim her zaman ilgilendiğim bir sektör olmuştur. Yani ama şu gömleklerin manşetleriyle... Ne oluyor ya? Lan ne bu? Abi nedir bu ya? Abi sırılsıklam oldum ben ya. Cem Bey buraya gelin, burası kör nokta. Kör nokta mı? Yüksek teknoloji. Nasıl hemen devreye girdi? Ya. Hay Allah, bayağı ıslandınız. Çok güzel bir fırsat bu. Böylece ürünlerimizi deneyeceksiniz. Leyla Hanım hemen Cem Bey'e bir gömlek bir de ceket verin. Hediyemiz olsun. Allah ya. Hakikaten yani bayağı da ıslandım yani. Ya çıkarın çıkarın üzerinizde kalmasın. Çıkarın çıkarın. Verin. Ben çıkayım isterseniz. Arkadaşımız işini yapıyor Cem Bey. Çekinmeyin lütfen. Yok çekindiğimden ya da utandığımdan değil. Neden öyleyse? Yok vallahi olmaz ya. Ama hasta olacaksınız. Giymeyeyim ben. Şimdi kururlar zaten. Giyin canım ısrar ediyorum. Bunlar bizim VIP koleksiyonumuz. Yok iyiyim ben böyle. Bizim malları pek kendinize layık görmediniz galiba. Estağfurullah. O zaman bir giyin canım malı da görmüş olursunuz. Hem nasıl satacaksınız bunları? Hadi. Tamam. Hadi lütfen Cem Bey. Bak. Oldu o zaman. Yani anlatsam inanmazsınız. Bence anlatmayın. Şans. Siz isterseniz kendiniz giyinin. Biz sizi bir ara ararız. Hayır, deforme olmasın diye. Ama sormazlar mı kardeşim adıma niye kırmızı dantelli diye?